Efendim Nefes Kadın Kooperatifindeyiz ve Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek. Kayseri'ye geldikten sonra yaptığı ilk icraatlardan bir tanesiydi kadın kooperatiflerini şehrin her noktasına kurmak ve bugün o kadın kooperatifleri inanılmaz noktalara ulaştı, büyüdü ve artık adeta kendi başına emeklemiyor, yürüyor, hatta koşmaya başladı. Onlardan bir tanesindeyiz ve hatta belki de en farklı olanında seramik üretiyorlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Merve Nur Alparslan. Neler yapıyoruz burada Merve Nur Hanım? Burada seramik üretimi yapıyoruz. İlk aşaması herhalde değil mi? Evet, burası şu an ilk aşaması. Buradan başlıyor serüvenimiz. Daha sonra ilerleyen aşamalarla devam ediyor. Peki şimdi biz burada bir çamuru aldık, elekten geçirdik az önce, evet. Değil mi? Ondan sonra biz bu kalıbın içine döktük. Yani şurada bir boşu var, göstereyim hemen. Bu bardak olacak ama... Bunu döktük, nasıl bardak oluyor bu? Bunu biraz döktükten sonra bekletiyoruz. Belli bir et kalınlığına geldikten sonra tekrar boşaltma işlemi yapıyoruz. İçerisini boşaltıyoruz ve daha sonra kalıplarla şeklini vereceğiz. Doğru evet, mudur? Doğru. Sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Evet, biz Nefes Seramik Kadın Kooperatifiyiz. Sayın Valimize bize yol gösterdiği ve kooperatifleri açarak bayanlara iş istihdamı sağladığı için öncelikle teşekkür ediyorum. Neler yapıyoruz burada? Kısaca da siz bahseder misiniz? Tabii ki biz seramik adı altında her şeyi yapıyoruz. Kupalar, fincanlar, kalemlik, tabaklar, çeşit çeşit boyutta değişik değişik mak kupalarımız var bizim. Peki buradan başlayan yolculuk masaya taşıyor. Buradaki kalıplar alındıktan sonra hangi aşamaya geçiyoruz? Şimdi bu kalıplara arkadaşımızın anlattığı gibi çamurumuz döküldükten, et kalınlığına ulaştıktan sonra biz bunları kalıplardan çıkarıyoruz. Kulplarını yapıştırıyoruz. Bu çamur halimiz oluyor. Bu da kulbu aslında, evet, değil mi? Evet, bu da kulpumuz. İçerisine döktük. Aynen, içerisine çamurumuzu döktük. Şu an onun et kalınlığına gelmesini bekliyoruz. Peki, sonra? Et kalınlığından sonra bunları boşaltacağız. Çamurlarımızı içerisinden kupalarımızı çıkarıp kulplarını yapıştıracağız. Daha sonra bir 3-4 gün gibi yani şu halini alacak. Et kalınlığı dediğimiz. Aynen, et kalınlığı dediğimiz bu. Kulpunu da bu şekilde yapıştırıyoruz. Daha sonra bir 3-4 gün bu haliyle kuruyor. Tamam. Biz bunu sünger zımparamızla zımparalıyoruz ve bisküvi fırınına atıyoruz. Daha sonra bisküvi fırınından çıkartıyoruz, boyamalarını yapıyoruz, sır fırınına atıyoruz. Şimdi arkada da hummalı bir çalışma var. Bisküvi fırınından çıktıktan sonraki hali geliyor. Şöyle zımparalanmış, daha yakışıklı olmuş, daha doğru söyle diyebilir miyim? Tabii ki, yani şöyle hani bu kenarındaki çapakları falan kuruduktan sonra bu şekilde temizliyoruz. Bisküvi fırına atıyoruz, bisküvi fırınından çıkınca bu şekilde oluyor. Daha sonra da üzerine yaptığımız mesela şu şekilde kalıptır, aksesuardır, dekor olanlarını boyuyoruz. Ve daha sonra da sır fırınına atıyoruz. Merhabalar, ben Gülümser, Nefes Seramik Kadın Kooperatifi Başkanıyım. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'e bize bu fırsatı verdiği için çok 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 teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız Merve ve Katriye Hanım aşamalarını ilk baştan başladı. Bisküvinin son halini alana kadar size anlattı. Şimdi ben de size sır fırınını anlatacağım. Bisküviden sır fırına geldik. Aynen öyle. Cuma günü biz sır fırınına attık bisküvilerimizi. 2 gün sır fırınında durması lazım bisküvilerimizin. Bir gün ısınacak, bir gün de soğuyacak. Biz sabah geldik, sabahtan açtık ama ürünleri çıkartmadık. Sizleri bekledik. Beraber açalım, görelim içindeki ürünleri diye. Şöyle açıyorum. Peki, sır fırının kapağını açıyoruz. İşte sırlar açığa kavuşuyor. Diyelim, burada çok güzel bir bardak var. Bu bizim kursiyerimizin yaptığı bardak. Biz sırladık. Kendi çizimi, tamamen kendi kalıptan çıktı. Kendi çıkarttı daha doğrusu. Kendi boyamış. Biz dediğim gibi sadece sırladık ve fırına verdik. Çok tatlı ürünler de var burada. Bakın şurada küçük bir ayıcık var. Çocuklarınıza alabileceğiniz, onların keyifle su, süt, meyve suyu ve hatta istediğiniz her türlü içeceği içebileceği güzel ürünler de var. Fazlasıyla kalıbımız mevcut. İstediği boyda, istediği ölçüde, renkte, kendi keyiflerine göre istedikleri ürünleri çıkartabilirler. Nefes Kadın Kooperatifi diyor ki siz hayal edin, biz onu seramikle yapalım ve can verelim, evlerinizin en güzel köşesine koyun. Doğru mu? Kesinlikle. Hem biz yapalım, hem kendilerinin akıllarında ne varsa, hayal ettikleri ne varsa istedikleri ürünü çıkarsınlar. Hayal etmek hala serbestken bence bunu denemelisiniz kesinlikle, diyoruz. Kesinlikle. Buradan çıktı ürünler ve artık satışa, kullanıma hazır hale geldi diyebilir miyiz? Diyelim. Yapmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda yapılanları piyasaya da sürüyorlar ve hatta satıyorlar, ama buradan bir teşekkür de herhalde Melikgazi Belediyesi'ne etmemiz gerekiyor. Melikgazi Belediyesi ve Mustafa Palancıoğlu Başkan bu işte Nefes Kadın Kooperatifi'ne nefes olmuş adeta. Kaç paket gönderdik? 100 paket. Tebrik ediyoruz kendilerini. Gördüğünüz gibi üzerinde Melikgazi Belediyesi'nin Selçuklu motifini andıran yeni logosu, fincanı ve tabii ki tabağı ve çok da şık bir kutusuyla 100 adet Melikgazi Belediyesi'ne gitmiş. Sadece Melikgazi Belediyesi'ne değil, reklama girmesin diye söyleyeyim.
söylemiyorum ama pek çok özel firmada Nefes Kadın Kooperatifinden bu güzel ve baskılı ürünleri alabiliyor. Bu baskıyı siz yapıyorsunuz değil evet, mi? Evet, bu baskıyı biz yapıyoruz. Bunun ismi dekal, yani sulu transfer, porselen fincanlara, çay bardaklarına, su bardaklarına form hiç önemli değil. Biz bunların siparişlerini veriyoruz. İstedikleri ölçüde, renkte hiç fark etmez. Müşteriye teslim ediyoruz. Efendim, istediğiniz ebatta, istediğiniz şekilde dekal kalıplar üzerine basılıyor. Ve işte sadece kalıp değil, böylesine güzel porselen çalışmalar da yapılıyor. Dekorlamalar yapılıyor. Evet. Çok güzel bir geyik diyelim buraya. Kesinlikle. En çok tutulan modelimiz o. Biz sadece üretim ve işletme kooperatifi değiliz. Buranın ayak müşterisi de mevcut. Bir takım Kayseri'nin büyük alışveriş merkezlerinde kendi ekibimizle beraber, diğer üreten mikro işletmecilerle beraber standlarımızı kuruyoruz. En yakın Öğretmenler Günü 24 Kasım'dan 4 gün öncesi yine büyük bir alışveriş merkezinde standlarımızı açacağız. Orada bu gördüğünüz şahane ürünleri sizlere teşhir etmiş olacağız. Efendim, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var ama zannediyorum ki bu güzel tasarımlar bu kahvenin de hatırını uzatacak cinsten. Nefes Kadın Kooperatifi sadece satışa yönelik işler yapmıyor. Kayseri'de bulunan ve sosyal sorumluluk projeleri adı altında hepimizin bildiği derneklere, ki onlardan bir tanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi ile İç Anadolu ve Türkiye'nin en büyük hastanesine sahip Kanka Derneği. Kanka'da maalesef tedavi gören çocuklar da buraya gelerek bu güzel çalışmaları yapmışlar. Sırlanmış, bisküvilenmiş, tasarlanmış, planlanmış ve onlara güzel birer anı olsun diye saklanıyor. Hem annelerine hem çocuklarına biz orada workshop yaptık. Kendi yerlerine gittik. Çok keyifli, çok güzel vakit geçirdik hep beraber. Hem onlara hem annelerine çok güzel bir mural oldu. İnşallah uzun sürede o çocuklar sağlıklarına kavuştuklarında bu güzel ürünleri ömür boyu saklayabilecekler. Workshop kısmı da var. Burada da 3 yaşından 66 yaşına kadar pek çok insan yaş fark etmeksizin geliyor ve bu workshop'a katılıyorlar. Burada sırlanmış, bisküvilenmiş ve sünger zımparasıyla zımparalanmış bu güzel ürünleri boyayarak eşsiz zaman geçiriyorlar. Peki size nasıl ulaşabiliriz? Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Söyleyelim. Nefes Seramik Kadın Kooperatifi Instagram adresimiz. Orada telefon numaralarımız mevcut. Bizlere DM'den ya da özel telefonlarımızdan ulaşıp biz onlara uyarız. İstedikleri zaman, hangi zaman müsaitlerse bizim de müsaitliğimize göre güzel burada çalışmalar yapabiliriz. Workshop alanımızda katılan kursiyerlerimize diyeyim, katılım belgesiyle beraber güzel burada hem arkadaşlarıyla hoş sohbet edip muhabbet edip hem de güzel çalışmalar çıkartabiliyor. Bu ürünleri tamamen kendileri çimdikleme tekniğiyle yaptılar. Çimdiklemişler. Bu tekniğin ismi çimdikleme tekniği. İlk başta arkadaşlarımızın anlattığı da kalıp tekniği. Bununla beraber yapmışlar ve içerisine isimlerini yazarak burada sırlanmış, fırınlanmış ve gelip teslim alacaklar. Bu ürünler çok kıymetli. Son 2 yılda Türkiye'de, son 1 yılda da Kayseri'de çok fazla gündemde, çok fazla talep alıyoruz. Dediğiniz gibi Instagram adresimizi de söyledik. Burada güzel vakit geçirmek, çayını, kahvesini, pastasını, böreğini eşliğinde yemek isteyenler, workshop yapmak isteyenler bize telefon açabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Kayseri Radar takipçileri, bugün Nefes Kadın Kooperatifi'ndeydik. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Kayseri'ye geldikten sonra kadın kooperatifleri hızla yayıldı ve az önce ifade ettiğim gibi artık onlar emeklemiyor. Kendi başlarına yürüyorlar, hatta koşuyorlar ama bir teşekkür de tabii ki bu kadın kooperatiflerine emek veren ve tabii ki bu noktada koordinatörlük görevini üstlenen Kayseri Vali Yardımcımız Ömer Tekeş etmek gerekiyor. Çünkü sürekli bu kooperatiflerle beraber ve onların her türlü ihtiyacında, desteğinde kadınların yanında olmaya da devam ediyor. Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve şehrin az önce ifade ettiğimiz gibi büyük paydaşları, bütün paydaşları kooperatiflerle el ele bir şekilde mücadele ediyor. Sizler de hoş vakit geçirip güzel sohbetler etmek ve bu güzel ürünleri kendi elinize tasarlayıp yapmak istiyorsanız hepinizi Nefes Kadın Kooperatifine davet ediyoruz. Hayal edin, seramikle gerçeğe dönüşsün.